Adınız, soyadınız? Zeki Yolcu. Zeki amca, nerelisin? Aydınlı. Aydınlı. Bu dönek işine ne zaman başladınız? Hangi yıllarda başladınız? Çocukluğumdan beri. Ona yavaş yavaş cevap ver. Hatırlatma. Çocuk kaç, yıllar kaç? Şöyle kaç yaşındaydınız? 10 yaşında mı? Valla emekliyordum, evde kuş gördüm. Emekliyordunuz, evde kuş gördüm. Kim, babadan kuşçu musunuz? Abilerim kuşçudu, yani babam kuşçu değildi. Abileriniz kuşçuydu. Sizin döneminizin başlangıç kuşçuları, eski kuşçular kimler var? O zamanın kuşçularından kimleri hatırlıyorsunuz? Valla benim bildiğim kadar Davazlı Osman var. Pompili var. Bu İzmir'de. Nazil'de Tabak İbrahim Çavuş var. Gövali var. Aziz abi var. Aslanlı Mehmet var. Karabişeli Mehmet Efe var. Abim var. Abinizin ismi neydi? Mehmet Ali Yolcu. Mehmet Ali Yolcu. Evet. Şeref var. Arap Süleyman var. Peki o dönemki kuşlar nasıldı? Ne renk kuşlarınız vardı o dönem? Aynı kuşlar da. Şimdi benim ayak burada var. Bu dönemde kuşları şey yaptılar. Galaça yapacağız derek. Paçalı yaptılar. Peki eski kuşlar Arap, mavi, kırmızı, kaplan vardı. Bak beyler, bu ses almaz, çıkmaz yani. Harbiden şey yapmayın. Hepsi vardı. Mavi de vardı. Arap erkekleri, Arap kuyruklar. Evet. Karşıya karar karlar. Şimdi bunlar tutulmuyor yani. Şimdi eski kuşların aslında Balkanlardan önce de bu Araplar, maviler, kırmızılar, ak kuyruklar, karabaskalar, ladikalar bunlar çok fazlaydı değil mi? Vardı, hepsi vardır. Ondan sonra Galaçyalar girince ne oldu? Galaçya'ya çevirdi millet. Bu eski kuşların ne oldu? Yavruları değişti. Hepsi kayboldu gitti. Kayboldu. Şimdi bu Galaçyaların altından Araplar geliyor. Aydın'da yerliler vardı, yerli kuşlar derlerdi. Evet. Biliyorum Aydın yerlilerini. Yerlilerini. Şimdi yok. Şimdi yok. Sesliler vardı, sesli kuşlar vardı. Mesela demgeçler vardı, paçalı demgeç, süt beyaz. Peki şeyleri, dolapçı diye kuş biliyor musun Zeki amca? Dolapçı diye hiç kuş duydun mu? Dolapçı derler mesela. Yeni Pazar kazası dönek demez, dolapçı der. Yani döneğe dolapçı mı derler? Derler, Yeni Pazar kazası. Evet, Aydın'ın mı? Aydın'ın kazası o da. Evet. O kuşlar nasıl kuşlardı? Aynı kuş. Aynı kuş değil mi? Aynı ırktan gelen kuşlar. Yani Selanik bunlar aşağı yukarı. E peki onlar niye dolapçı diyorlar o zaman? Öyle alışmışlar, öyle diyorlar. Öyle diyorlar. Peki mesela o kuşların... Mesela dönek iki, benim bildiğim kadar iki ırk. Evet. Biri Selanik, biri Köprülü. Evet. Köprülü'de fıstık olur. Kuyruğunun üstünde fıstığı olur. Evet. Selanik'te olmaz. Selanik 16 kuyruk olur. Şimdi karıştı kuşlar. Yani Siboplu'nun altından Sibopsuz, her şey geliyor diyorsunuz. Yani Siboplu'nun altından Sibopsuz, Sibopsuz'un altından Siboplu, hepsi geliyor diyorsunuz. Peki bu eski kuşların göz renkleri nasıldı? Kimisi tek göz çakır olur. He. Bazen hep kara göz olur. Peki şöyle mesela plaka dönüş, bindirme dönüş, bunlardan hangisini tercih edersiniz? En güzel plaka dönüş. Peki plaka dönüşü tarif eder misiniz? Nasıldır bu? Daire. Daire olarak gelir. Evet. Öbürü uzun olarak gelir. Ama güzel mesela, ne diyeyim sana, çay kupası gibi olur. Peki kafayı göstermez. Peki plaka, sen dersin tepsi dönüyor. Evet. Plaka dönüş. O da 100 kuşta bir tane zor çıkar. 100 kuşta bir tane zor çıkar. Peki yetiştiriciler mesela, herkes şimdi plaka dönüşü arıyor. Yani yetiştiricilerin hepsi plaka dönüş istiyor. Plaka dönüş isterken şöyle diyebilir miyiz? Yani yetiştiriciler ne yapsın da plaka dönüşü bulsunlar? Kendinden. Hayvan kendisi yapar. İnsanlar hayvanları eğitir, başka bir şey yapmaz. Yani şöyle döneceksin, böyle döneceksin diyemez. Evet. Hayvanın neyse kabiliyeti odur. Mesela 5 tane yavru alırsın, bir tanesi döner. Ama öbürü dönmeyenler kötü kuş değildir. Onlardan da damızlık yapar, yavru alırsın. Onların altından da dönek gelir diyorsun yani. Gelir, muhakkak. Peki, güvercini yetiştirirken, eğitirken, pırıltı atarken nelere dikkat etsinler, ne yapsınlar? Ya şimdi gelişine,
Nereden pırıltı veriyorsun? Sağdan veriyor ya, sola geçmiş. Yani hayvana karşına alınca pırıltı versin. Hayvan geçerken pırıltı versen bozar hayvan. Evet. Bozular. Ama dürüstçe hayvan yerin böyle geliyorsa pırıltı verirsen hayvan kendisini güzel bir şekilde gösterir. Gösterir. Peki dönekleri eşlerken nelere dikkat etsinler? Mesela işte güvercinleri eşleyeceğiz. Elimizde güvercinler var. 10 tane güvercinimiz var. Birbiriyle eşleyeceğiz. Ne yapalım da en iyisini bulalım? Yani nasıl eşleyelim biz bu şekilde? Yavru kızmışsa onlar kendi kendine eş bulur. Ama kart kuşsa kapatırsın o çift tanesi. Yok hayır. Dönüşü, iyi dönüşü bulmak için hangisiyle hangisini eşleyeceğiz? Ya, o galiba hiç belli olmaz. Evet. Yani hangine bakarsın hiç dönmeyen. Evet. Dönmeyen kuş anladın mı güzel yavru verir. Ana subası çok güzel dönektir. Yavru vermez. Peki bu mesela havadaki dönüş özelliklerine göre kuşları birbirine eşlemek gerekmez mi? Yok. O kadar önemli değil midir diyorsun? O zaman sen biraz şans mıdır diyorsun bu iş diyorsun? Kuş şans. Şansa bağlı. Evet. Hiç ummadığın bir kuş çok güzel bir yavru. En sevdiğin güzel ana baba güzel dönüyorlar, yavrusu dönmez. Peki bunu neye bağlıyorsun Zeki amca? Irkına. Irkına diyor. Bazısı inat oluyor. Bazısı olmuyor, inatçı oluyor. Hı. Güzel çekmez. Mesela güzel döner, inat olur. Bir misafir geldiği zaman atarsın, dönmez. Kuş sabahleyin saat 9'da döner. Şimdiki yetiştiricilerle eski yetiştiriciler arasında ne fark var? Eskiden el pırıltısı yoktu. Evet. Kömez attı. Şimdi el pırıltısı var. Bu el pırıltısı da Bursa'dan gelme. Bursalı paytoncu Osman vardı. Tek uçurma var. Eskiden öyle bir şey yoktu. 4-5 tane atardın havaya. Dönen dönüyordu. Peki şimdiki kuşlarla eski kuşlar arasında ne fark var? Şimdikiler mi iyi? Eskiler mi iyi? Eskiler iyi. Eskiler çünkü bir şey paçal değildi. Mesela maviyse maviyle işliyordu. Aynı ırkınla veriyordu. Arapsa Arap'la işliyordu. Nasıl insanlar gibi. Hayvanlar da aynı. Peki eski düz dönekler bu hani tepsi gibi büyük daireli dönüyorlardı. Bu kuşlar Balkanlardan gelen bizim Galaçalarla eşlendiler mi? Zaten dönek Selanik'ten gelme. Evet. Burada İzmir mesela Türkiye'de ben televizyonda seyrettiğim şey mesela Misri. Evet. Şeyden Manisa'da olmuş. Denizli'de. Aydın'da yerliler varmış, evet. Yerli kuşlar. Bu son zaman hani İstanbul içeden Yunanistan'dan gelme Selanikler. Evet. Ama zaten Selanik denir kuşa. Peki bu Araplar, Akkuyruklar eskiden de İzmir'de yok muydu? Vardı. Evet. Vardı, neslini kaybettik. Kayboldu gitti. Biz kaybettik yani. Evet. Kuşlar kaybolmadı da biz kaybettik. Evet. Peki şöyle güzel bir anım var mı güvercinlerle ilgili? Güvercinlerle ilgili güzel bir anın var mı? Ya her zaman anım var. Bir anlat, şöyle en çok sevdiğini bir anlat bakalım. Beni sesini duymazsam uyuyamam. Güvercinlerin sesini duymadan. İlla onun sesini duyacağım. Mesela demgeçler hu çekerler. Kuşların içesidir. Evet. Ama şimdi kaybettiler, yok. Yok diyorsun. Peki şöyle bir hatıra var mı? Böyle uçurduğunuz kuşlarla. En iyi kuşun hangisiydi? Onu bir anlatsana şöyle. Ya şimdi mesela bir sürü dönen var halkın hatırı. Ama sevdiğim bir tane vardı, unuttum. Sevdiğim bir tane puşt vardı, bir tane puşt. Abi. Bir tane puşt. Onun bir hikayesini bir anlat bakalım Zeki. Hikayesi şöyle. Bir arkadaş geldi, bir kolunu bez sarmış, kırmızı bez. Onu dişip sandıkta gitti aradım onu eşime. Ben de adını puş koydum, lan puş ne yapıyorum dedim, öyle gidiyor. Dönüşü nasıldı? Güzeldi. Nasıl dönüyordu yani? Yani plaka tekerlek değil de normal dönüşü vardı, güzeldi. Kısa dönüyordu ama güzeldi. Peki plaka dönüş kaç metre döner plakada kuş?
Valla. En güzel dönüş 8 metredir. Evet. İçinde 25 metre dönüyor. Ben inanmıyorum sen 25 metre dönüyor. Pırrrr gider. Ama esas dönüş 10 metredir. Evet. Yani ondan aşarıda olabilir. 6 metre, 7 metre olur. Saati gözünü açıp kapatasıya kadar dönüş biter. Saniyeliktir dönüş. Kimse de yok, kafasını göster. Bunlar hep yalan, hep uydurmalar. Peki ladikaları hatırlıyor musunuz Zeki amca? Ladika hatırlıyorum. Ladika nasıl bir kuş? Nerede şey? Mavi. Mesela başında nokta olur. Şey, badem deriz biz. Ne? Yandan erifli olur. Ladika. Mesela Buca'da, şeyde, Bornova'da bir marangoz vardı. 50 senesinde. Onda güzel ladikalar var. Peki ladika dönek mi dolapçı mı amca? Dönek. Dolapçı dönek, hepsi dönek. Dolapçı da dönek, dönek de dönek. Evet. Peki şimdiki yetiştiricilere tavsiyeleriniz neler? Valla şimdi gençler daha çok biliyor bizden. Öyle mi? Hiçbir şey diyeceğim yok. Şimdi ben mesela yeni dönekçiliğe başlasam ne yapmamı istersiniz? Nasıl dönekçiliğe başlayayım ben? Ya dönekçi hayvana güzel bakmak. Eğer dönekse kendisi dönecek. Sen ona elinle döndürecek halin yok. O dönekse dönecek, kendi bir kabiliyetini gösterecek. Ama bazısı göstermez, bazısı gösterir. Çok güzel gösterir. Mesela git 200 tane kuşun içine 3 tanesi döner. 200 tane kuş var. Ama her hatarı 3 tane. Damızlık seçiminde ne yapmak gerekiyor? Damızlık iyi kuşu, damızlık olarak ayırsın, ondan yavru alırsın. Peki kaç yaşındaki kuşu damızlığa ayırmak lazım? Ya şimdi benim kuşları çaldılar. Ben bir arkadaşa gittim, onda bir erkek vardı, çakal erkek. Tohumsuzdu, 13 yaşında yavru vermiyormuş. Ben bunu da sordum ona, ne yaptın dedim çakal erkeğe. Dedi, çöpçüğü verdim dedi. Dedim sen al gel onu. Beni güldüler. Oğlum ben sizin gibi dedim. 20 yaşından sonra kuşçu olmadım. Ben emekliyordum, kuşumu tutuyordum. Aldım geldim bir ay baktım erkeğe. Remzi bir bango tutmuş, onunla işledim. Baktım yumurtaları tutmuş. Gittim abilere dedim ki bir dişi, topal erkek, yavrusu varsa bir tane aldım geldim, 8 tane yavru aldım. Sonra geldi, sonra abilere geldi, ya ver dedi, ben alayım dedi, birkaç yavru aldı gitti. Eşinle beraber al git dedim ben. Bence kuş kıymetli değil, insan kıymetli. İnsanı ilk kez kıymetli. Zeki amca şimdi kuş için insanları kırıyorlar, kavga ediyorlar sürekli, tartışıyorlar. Cahillikten bunlar. Şeylikler yani, ne diyeyim sana? Çekemezlikten birbirine. Kuşlar birbirini çekemez, avcılar gibi. Evet. Peki bu birbirini çekemeyenleri ne yapacağız Zeki amca? Bunların bir ıslahı var mı? İzah edeceksin ya, oğlum ayıptır falan diye, izah edeceksin. Anlarlar mı dersin, söylersin? Ya anlayan da olur, anlamayan da olur. Hepsini anlıyor diyerek kabul etmeyecek. Şimdiki kuşların kaç yıldır bakıyorsun bunlara? Bu çakallara kaç yıldır bakıyorsun? 20 senedir bende. 20 senedir sende. Şimdi bak ne yapalım Zeki amca, biliyor musun?